Selam arkadaşlar. Bugün Corsair ile alakalı merak ettiğiniz bütün soruları cevaplıyorum. En çok merak edilen sorularınızdan biriyle başlıyorum. Corsair ne işe yarar? Günlük hayatta masa başı çalışanlar veya çok uzun saatler ayakta mesai yapan kişiler için karın bölgesini sıkı tutmak, beli kontrol edebilmek ve omurgayı stabilize etmek için kullanılabilir. Doğum sonrası karın bölgesi, karın kasları zayıflamış, bel bölgesi kalınlaşmış olan annelerimiz gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Bel ve karın kasları zayıf, aynı zamanda bel fıtığı olan kişiler de rahatlıkla kullanılabilir. Amatör ve profesyonel sporcular antrenman esnasında sakatlanma risklerini minimuma indirebilmek için kullanabilir. Korsemizin iç kısmı neoplan kumaş olduğu için terlemenize ekstradan katkı sağlamaktadır. Kardiyolarınızda da kullanabilirsiniz. Vücut geliştirme sporcularımız da karın bölgesinin diyaframı kontrol edebilmek için vakum pozuna destek amaçlı Corsair'imizi kullanabilir. Corsair hakkında en çok merak edilen ikinci soruyu cevaplıyorum. Corsair'i gün içinde kaç saat takmalıyız? İlk kez Corsair kullananlar için günde 2 saat ile 4 saat arasında kullanım uygundur. Tabii bunun antrenman gibi bir alışma evresi vardır. İlk etapta alışma aşamasında belinizde ağrılar meydana gelebilir. Çünkü normalde omurganızı o diklikte kontrol edemediğiniz için ağrılar oluşmaya başlayacaktır. Zamanla güçlendikçe bu ağrılarınız ortadan kaybolacaktır. Evet, bu durumda endişe edecek herhangi bir durum yoktur. Alışmaya başladığınızdan sonraki süreçte en az 4 saat, en fazla 8 saat takılabilir. Evet, güzel insanlar, uyku esnasında kesinlikle takılmamalıdır. Evet. Corsair hakkında en çok sorulan 3. sorumuza geçiyoruz. Corsair beli inceltir mi? Günlük hayatımızda içten dışa doğru karın kaslarımızı devreye sokamadığımız için su bile içseniz, yemek yeseniz ve karın bölgenizde bir şişkinlik meydana gelecektir. Corsair iç karın kaslarınızı ve diyaframınızı kontrol etmenizi sağlayacaktır. Kontrol edilebilir bir karın kası daha ince bir görünüm sağlayacaktır. Corsair hakkında en çok merak edilen 4. ve son sorumuz. Corsair iç organlara zarar verir mi? Doktor gözetiminde olduğunuz herhangi bir sağlık probleminiz yoksa Corsair kullanmak organlarınıza zarar vermez. Son olarak kapanışımızı EA Sportswear Corsair nasıl takılır bunu gösterelim. Aşağıdaki kısmını sıkarak, mideyi çekerek sıktık. Böyle yapıştırdık. Mümkün oldukça sıkıştırıyorum. Ve gayet iyi tuttu. Ne tarafta doğrusu? İçeriden bunu bu şekilde de gün içinde kullanımda, yani tişörtün altından kullanıyorum. Yani aynı zamanda gün içinde kullanım için de uygun bu. Rahatsız etmiyor. Ve bayağı yumuşak bir malzeme olduğu için pek rahatsız etmiyor. Kullanılabilir. Evet, kış aylarında sıcak da tutuyor aynı zamanda. Dış tarafını da üstünden sıkıştırarak yapıştırdım. Bunu da son noktaya kadar, buraya ayarı istediğiniz noktaya kadar sıkıştırabiliyoruz. Bu şekilde diyaframı gördüğünüz gibi tutuyor. Bu normalde korse olmasa bunu biz salıyoruz. Dışarıda kontrolsüz bir şekilde oluyor. O yüzden
Korse bunu kontrol ediyor. Midenin dışarı doğru büyümesini engelliyor. Özellikle antrenman esnasında squat, deadlift, leg press, diyafram öne doğru fazladan basınç yapıyor. Bu basınç da mide kısmının genişlemesine neden oluyor. Diyaframın öne doğru genişlememesi için kullanıyorum özellikle korseyi. Ve klasik vücut geliştirmede aranan bir özellik olduğu için vakum pozu, bu pozda önemli ölçüde etki sağlıyor, fayda sağlıyor. Normalde 3-4 yıl önce diyaframımı vakum yapamıyordum. İçeri doğru çekemiyordum. Bu kabiliyeti yoktu. Korse kullanımıyla beraber 1 yıl içinde bu kabiliyeti kazanmaya başladım. Bu aşamalarda sürekli kullanım önemlidir. Korsemizin son tasarımı standart beden olarak üretilmiştir. Tüm bedenlere uygundur. Evet güzel insanlar, bu videoda korse hakkında merak ettiklerinizi cevaplamaya çalıştım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Herkese sevgiler.